Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk Alp Hanım. Yalnız siz söylemeden şunu belirtmek isterim ki ben hiçbir şey için onay falan vermeyeceğim. Kasadaki muvafakatnameden bahsediyorsunuz herhalde. Evet, kasadaki belgeden bahsediyorum. Neden ben onay vereyim Mehmet'e? Mehmet beni çok üzdü Ahu Hanım. Tam 14 yıldır çocuklarımı ben görmüyorum onun yüzünden. Şimdi ben o belgeyi imzalayıp da onu ödüllendirecek miyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Kesinlikle onay vermiyorum ben. Sema Hanım, öyleyse şimdi ben size şöyle sorayım. Mehmet Bey'in hikayeyi anlatış şeklinden yola çıkarak. Siz bu 14 yıl içerisinde çocuklarınıza ulaşmaya çalıştınız mı? Evet, yani arada ulaşmaya çalıştım ama ben çocuklarımın velayetini alacağım. Er ya da geç Mehmet'ten bunu alacağım maalesef ki. Yani çocuklarım benim her şeyim. Canım, kanım. Onları çok özlüyorum Ahu Hanım. Ha, şimdi tabii Mehmet zenginliğin vermiş olduğu bir şeyle belki en iyi avukatlar tutmaya çalışıyor olabilir. Ama yanılıyor. O çocukların velayetini ben alacağım. Yani ben velayetten ziyade sizin onlarla ne kadar ilgilenip ilgilenmediğinizi merak ediyorum. Çünkü bana anlatılan bırakılmış 3 tane evlat. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Bıraktınız mı çocuklarınızı? Bıraktım, evet. Mesela Yıldız işte kaç aylıktı, 1 yaşında mıydı, yürüdü? Yanında mıydınız? Heh, yine döndü dolaştı konu Yıldız'a geldi galiba. Ah Hanım. Mehmet sizi Yıldız'ın özeliyle mi doldurdu? Yani beyninizi bu şekilde mi doldurdu gerçekten de? Yani anlayamıyorum. Mehmet'in üstünde bir hak yok ki Yıldız'ın. Kim oluyor ki Rüzgar'ın kızına bu kadar sahipleniyor? Pardon? Evet. Şimdi sevgili seyirciler, benim anlayamadığım bir şey var. 3 evladına da aşık bir babayla sohbet ettim. Evlatlarının adı Ege, Deniz, Yıldız. Ben böyle bir bilgiye sahip değilim ve şu an gerçekten dehşet içindeyim. Küçük kızınız Yıldız'ın babası kim? Pardon, size bundan bahsetmemiş miydi Mehmet? Mehmet Bey bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Üç çocuğunu ne kadar sevdiğinden bahsetti. Yıldız'ın reşit olmadığı için onun yanında götüremeyeceğinden, ortak velayetten bahsetti. 3 evladını da birbirinden ayırmayan, sevgi dolu, çocuklarına aşık bir babayla konuştum ben az önce. Başka birinin çocuğunu kaçıran bir babayla konuşmadım. Yıldız başka birinin çocuğu da demedi. Böyle bir bilgi yok bizde. Şu an ben sizden öğreniyorum ve hepimiz. Yıldız'ın babası Rüzgar Bey mi? Sema Hanım. Aleyna'cığım, senden bir şey rica edebilir miyim? Lütfen Mehmet Bey'e gidip bu durumu açıklığa kavuşturur musun? Tamam, soruyorum hemen. Merhaba Mehmet Merhaba. Bey. Kusura bakmayın ama sormak durumundayım bunu size. Yıldız'ın biyolojik babası siz misiniz? Kanuni babası benim. Biyolojik babası değilsiniz ama. Kanuni babası benim, anlamışsınızdır. Anladım. Teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. Ahon, şimdi ben konuştum. Hı. Mehmet Bey'le. Yani kanuni babası benim ama siz zaten gerçeği anlamışsınızdır. Teşekkür ederim Aleyna. Beni yanlış anlıyorsunuz Ahu Hanım. Yani kendimi lütfen ifade etmeme müsaade edin. Lütfen ifade edin kendinizi. Ya, yanlış anlıyorsunuz. Neyi yanlış anlıyorum?
Yani küçük kızınız Yıldız'ın babasının aslında resmi o dönem resmi nikahlı eşiniz Mehmet Bey olmadığı eşinizi aldattığınız Rüzgar Bey olduğu gerçeğini mi yanlış anlıyorum? Yani hayır öyle demiyorum. Evet. Yani buna inkar edemeyeceğim. Evet, Yıldız'ın babası Rüzgar. Kim ne derse desin Yıldız benim yeğenim. Yani o hastalandığı zaman biz vardık yanında, benim abim vardı. Yani biyolojik bağ mı arıyorsunuz? Ben size söyleyeyim o zaman. İlk bademcik ameliyatı olduğu dönemlerde benim abim başında ağladı. Ne Sema denilen kadın vardı ne de hayatım boyunca görmediğim biyolojik babası Rüzgar. Biz vardık yanında. Mehmet yıllardır Rüzgar'la görüşmesini engelliyor. Çocuğu kaçırıyor bizden. Nasıl kaçırıyor Sema Hanım? Göstermiyor. Göstermiyor. Evet, yıllardır kaçırdı. Yani tam 14 yıldır görmüyor. Siz çocuğunuzun peşinden koştunuz mu? Evet, koştum. Alabilmek için, bakabilmek için. Yani evet. Yani çabaladım, öyle diyeyim. Ama siz bana, size ilk sorduğumda evet onları terk ettim dediniz. Şimdi ben hangisine inanmalıyım? Yani çabaladım aslında, öyle diyelim. Evi terk ettiğinizde Yıldız 1,5 yaşındaymış. Doğru. Yıldız Rüzgar Bey'in kızı. Mesela Rüzgar Bey de hukuki olarak kızını almaya çalıştı mı Mehmet Bey'den? Yani öyle bir şey yapamazdı. Çünkü zaten Mehmet çocuğu kaçırdığı için ona hiçbir şekilde ulaşamadık. Nasıl? Yani bununla ilgili bir dava açamadık. Ben ilgilenmedim. Sema o işi ben halledeceğim dedi. Nasıl öyle bir şey yapamazdı? Yani Rüzgar Bey, küçük kızınız Yıldız'ın kendisinden olduğunu biliyor muydu? Biliyor. Biliyordu. Mehmet Bey'in bir yere kaçtığı yok ki. Siz bir trajedi yaşanmış anladığım kadarıyla. Siz Rüzgar Bey'leyken Mehmet Bey sizi görüyor. Yakalanıyorsunuz. Aha. Ve ertesi gün Mehmet Bey evine geri dönüyor. Evine geri dönmeyen sizsiniz. Yani ben zaten şöyle bir şey var. Bizim Mehmet'le ilişkimiz kötüye gidiyordu. Hı. Yani ben Mehmet'ten çok sevgi bekledim, ilgi bekledim. Ama o işten yorgun argın geliyor, o ilgilenmiyordu benimle. Uzun süre böyle geçti. Ve ben de Mehmet'ten boşanmak istedim. Boşanmak istediğinizi söylemiş miydiniz Rüzgar Bey'le bir ilişki yaşamadan önce Mehmet Bey'e? Söylemedim. Söylemediniz. Söylemeden eyleme geçmeyi tercih ettiniz. Ya öyle demeyelim aslında. Bir de çok çalışıyordu diyorsunuz. Anladığım kadarıyla işte 3 çocuk. Siz de çocuklarla ilgilenmek istemişsiniz. Çalışma hayatınız varmış ama evet, bırakmışsınız. Doğru, evde bıraktım. Oturmayı tercih etmişsiniz. Hani çok yorgun argın geliyordu falan diyorsunuz ya. Epey bir süre anladığım kadarıyla Mehmet Bey eve yorgun argın gelmiş ve hep bayılırcasına adeta geceler boyu hep uyumuş. Yorgunluktandır. Yorgunluktandır. Yani çok çalışıyordu gerçekten. Çok yorgun geliyordu. Yorgunluktandır. Yani. Başka bir sebebi yok herhalde. Yok. Bu kadar derin uyuması. Çok derin uyuyordum diyor. Yani başka bir sebebi ne olabilir ki sizce? Yani adam yorgun argın işten geliyor. Çok çalışıyordu. Çok yani çalışıyor. Çalıştığı için de eve gelip sızıyordu. Sabahta hiçbir şey hatırlamıyor. O kadar derin uyuyormuş. Yani uykusu biraz ağırdı. Siz böyle geceleri uyuduktan sonra böyle hiç uyandırmaya çalışır mıydınız onu? Yok, hayır. Yok. Siz de o uyuduktan sonra bir süre sonra uyuyordunuz. Yani ben de salonda oturuyordum. Genelde televizyon seyrediyordum. Gazete okuyordum. Kahve yapıyordum. Yani o içeride uyuyordum.